Tüp bebek tedaviinde gelinen son noktalardan biri de hücrelerin her birinin genetik olarak incelenmesi. Bu yöntem hem gebe kalma olasılığını arttırıyor hem de kalıtsal hastalıklar önceden belirleniyor. Peki bu yöntem kimlere, nasıl ve hangi durumlarda uygulanıyor? Kimi zaman tespit edilen biyolojik faktörler, bazen de doğuştan sebepler anne baba olmanın önüne geçebiliyor. Çiftler aylarca, hatta yıllarca evlat hasreti çekiyor. Her evli çiftin hayalidir sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek. Ancak bazı biyolojik faktörler buna engel olabiliyor. Çiftler bu kez de tüp bebek tedavisine başvuruyor. Fakat sadece tüp bebek tedavisi de bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor. Bu tür tedavilerde mutlak ve mutlak tüp bebek artı genetik inceleme gerekir. Kısırlık kadın ya da erkek kaynaklı olabiliyor. Ancak bunun tedavisi mümkün. Tekrarlayan düşük olgularında, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında ve anne baba özellikle genetik hastalık taşıyıcısı, ailede bu genetik hastalığın olması, engelli çocukları olan aileler. Tüp bebek tedavisinde son gelinen noktalardan bir tanesi de preimplantasyon genetik tanı. Embriyoların genetik yapılarının incelenmesi ve sağlıklı olanın uygulanması. Bireylerin yaşadıkları kalıtsal hastalıkları çocuklarına geçirme olasılıkları ne yazık ki yüksek. Bu nedenle çiftlerde ve embriyolarda bu genetik hastalıkların önceden tespit edilmesi sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi açısından çok önemli. İşte pregenetik tanı tedavisi sayesinde bu hastalıklar henüz embriyoyken tedavi edilebiliyor. Embriyoları genetik taramaya sokuyoruz. Sağlıklı embriyoları ayrıştırma imkanına sahibiz ve sağlıklı embriyoları seçtiğimizde anne rahmine transfer ediyoruz. O çift eğer bu genetik problemden dolayı kısırlık problemi yaşıyorsa kısırlık problemi çözülmüş oluyor. Veya ailede engelli bebekler veyahut da bu kromozom bozukluğundan dolayı kişi kayıpları, bebek kayıpları söz konusuysa sağlıklı bir çocuk sahibi oldukları için bu problemi ortadan kaldırmış oluyoruz. Embriyolarda genetik çalışmaya geçilmeden önce mutlaka ailedeki mutasyonların tespit edilmesi gerekiyor. Ailelerin bu amaçla tüp bebek merkezlerine başvurmaları şart. Son yıllarda sıklıkla tercih edilen bu yöntem bir defada daha çok hücrenin analizini ve gebelik oranının artırılmasını sağlıyor. Peki hangi durumlarda ve hangi hastalara uygulanıyor? Embriyoları genetik incelemeye aldığımızda bu tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşayan olguların bir grubunda mesela 10-15 tane embriyo elde ediyorsunuz. İçlerinden bir veya iki tanesinin sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Ve transferi gerçekleştirdiğimizde başarıyı yakalıyoruz. Artı dünyaya gelen bebeğin de sağlıklı olduğunu analiz etmiş oluyoruz.